Merhaba, Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir kahvaltı tarifiyle geldim. Kendi lavaşınızı kendiniz hazırlayacaksınız evinizde. Katkısız, doğal, çok da lezzetli. Yapımı kolay. İster kahvaltıya, ister yemeklerin yanında nasıl isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz. Öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Kasemize bir çay kaşığı şeker koyalım. Bir çay kaşığı maya. Bir çay bardağı ılık su. Karıştıralım. Şekerimiz erisin. Bir yemek kaşığı sıvı yağ. İki su bardağı un. Bir çay kaşığı tuz. Spatula ile hamurumuzu güzelce toparlayalım. Spatulayı çıkaralım. Hamuru elimizle yoğuralım. Birazcık kasede yoğuralım. Birazcık masada yoğuralım. Birkaç dakika masada bu şekilde yoğurursak hamurumuz daha güzel pürüzsüz bir hale gelecek. Hamurumuzu hiç bekletmeden bezeleri ayıralım. 8 eşit bezeyi ayıralım. Bezelerim ceviz büyüklüğünde. Ben tavamın boyutuna göre ayarladım bezeleri. Sizin tavanız, sacınız büyükse daha büyük de alabilirsiniz bezeleri. Yuvarlayalım. Tavamızın içerisine koyalım. Üzerini kapatalım. Üzeri kurumasın. Hamurumu hiç bekletmiyorum. Mayalandırma yapmayacağım. Masamıza un serpiştirelim. Bezemizi açmaya başlayalım. Hızlandırılmış bir şekilde açma şeklini gösteriyorum. İkinci bezemi de aynı şekilde açıyorum. Oklavaya yapışıyorsa azar azar unlayalım. İnceliğini görüyorsunuz. İp incecik. Çok güzel yufkalarımız oldu. Hepsini aynı şekilde açtım. Açtıklarımı kenara koydum. Şimdi de üst üstüne alıyorum. Servis tabağı büyüklüğünde. Hepsi aynı şekilde. Tavamızı, ocağımızı aldık. Tavamız orta ateşte. Lavaşlarımızı pişirelim, yufkalarımızı. Hiç kurutmadan çevirelim. Görüyorsunuz çok güzel kabarıyor. Pişenleri bezin üzerine alalım. Hepsi güzelcene kabardı. Yufkaların hepsini aynı şekilde pişirdim. Şimdi de iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımız için sucuklarımızı doğrayalım. İnce ince doğrayalım. Bir tane domates. Baş kısımlarını çıkarıp domatesi de ince ince doğrayalım. İnce dilimler halinde bu şekilde doğrarsak içinde daha kolay pişir. Bir demet maydanoz baş kısmını ayıralım. İnce ince doğrayalım. Kaşar peyniri rendeleyelim. İç harcı isteğe bağlı. Nasıl isterseniz o şekilde iç harcını koyabilirsiniz. İç harcım hazır. Lavaşlarımızı görüyorsunuz. Üzerini kapattım. Sıcacık, yumuşacık oldu.
Gördüğünüz gibi pamuk gibi incecik. Bu şekilde hazırlayıp dondurucuya kaldırabilirsiniz. Daha sonra da çıkarıp ister yemeğin yanında, ister kahvaltıda, ister börek yapabilirsiniz. Buzdolabı poşetine koyup dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bu şekilde üçgen koyabilirsiniz. Yuvarlak sarıp koyabilirsiniz. Bir tane lavaşımı tahtanın üzerine aldım. Üzerine ketçap sürüyorum. İsterseniz sos sürebilirsiniz. Üzerine birazcık kaşar peyniri serpiştirelim. Domateslerimizi dizelim. Maydanoz serpiştirelim. Sucukları koyalım. Ben iç harcını bu şekilde koydum. Birazını da peynirli yapacağım. Tekrar üzerine kaşar peynirini serpiştirelim. Katlayalım. İkincisini de aynı şekilde hazırlıyorum. Çok lezzetli oluyor. İster hafta sonu kahvaltısına, ister normal gün kahvaltısına, isterseniz çocuklarınıza hazırlayabilirsiniz. Hem pratik hem de çok lezzetli. İç aydınlık kıymalı da yapabilirsiniz. Patatesli de, peynirli de nasıl isterseniz. İsterseniz benim gibi sucuklu da yapabilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırladım. Birazını da peynirli hazırlayacağım. 4 tanesini bu şekilde hazırladım. Yapımı oldukça kolay. Peynirli harç içinde bir tane yumurta. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyalım. Karıştıralım. İç harcı olarak peynir kullandım. Yumurtadan birazcık lavaşın üzerine sürelim. Peyniri koyalım içerisine. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. İkincisini de aynı şekilde hazırlayalım. Tavamıza yağ koyduk. Üzerine hazırlamış olduğumuz lavaşları koyalım. Kapağını kapatalım. Altını kısalım ocağımızın. Kısık bir şekilde pişirelim. Daha güzel içi pişer. Diğerini de aynı şekilde çevirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Tekrar kapağını kapatalım. Gördüğünüz gibi alt üstü çok güzel kızardı. Tekrar tavaya yağ koyalım. Çöreklerimizin hepsini aynı şekilde kızartalım. Elinizde hazır bu şekilde lavaş varsa bu şekilde tüketebilirsiniz. Kendiniz yaparsanız daha lezzetli olur. Hem de yapımı çok kolay. Şimdi de peynirlileri kızartalım. Servis tabağımızı alalım masaya. Siz çayınızı demleyene kadar kahvaltınız hazır olacak bu şekilde. Herkes sizin çok uğraştığınızı sanacak ama çok kolay, pratik bir tarif olacak sizin için. Pizza tadında bir gözleme. Hem lavaş hem gözleme. Çok da lezzetli oldu. Görüyorsunuz içini.
Çok lezzetli oldu. Çok da kolay yapımı. Evet arkadaşlar, siz videolarımı izlerken ben de sizlere veda edeyim. Videolarımı buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.